Arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu gerçekten çok ilginç. Hız tümseklerinden bahsedeceğim. Nasıl yani? Hız tümseklerinden geçiş şeklimize bağlı olarak otomobillerimize verdiğimiz zararları masaya yatıracağız. Arkadaşlar otomobillerle ilgili olduğum süre zarfında hız tümseklerinden kullanıcıların nasıl geçtiğini gözlemledim. Ve genel olarak bu geçişleri, geçiş stratejilerini 3 ana başlığa indirgedim. Bunlardan ilki hız tümseyi gördüğünde gazı kesip frene basan ve hız tümseyini yavaş bir şekilde aşan kullanıcılar. Bir diğeri hız tümseyi gördüğünde görmemezlikten gelip gaza daha fazla basıp hız tümseyini bir anda aşmak isteyen kullanıcılar. Bir diğeri de bana çok ilginç geliyor ama özellikle modifiye tutkunları otomobillerine bastığında altı sürtmesin diye bunu çok yapıyor. Hız tümseyi geldiğin, gördüğünde Direksiyonu tamamen sağa ya da tamamen sola çevirerek Hız tümseyini çapraz bir şekilde aşmaya çalışanlar Şimdi bu 3 ana başlık altında Hangisinin otomobilimize daha az zarar verdiğini ele almış olalım O zaman hadi gelin bakalım videomuza başlayalım İlk kullanıcımız hız tümseyi gördüğünde onun üzerinden çapraz geçmek isteyen kullanıcılar Nasıl yani Bu kullanıcı hız tümseyini gördüğünde Arabayı tamamen sağa ya da sola çevirerek tekerleklerin tek tek hız tümseğinden geçmesini sağlıyor. Aramızda eminim ki bunu yapanlar vardır. Peki bu geçiş sistemi arabaya nasıl zararlar veriyor? Şimdi bu geçiş sisteminde hız tümseğine geldiğimizde ve arabayı sağa çevirdiğimizde ilk olarak ön tekerlek hız tümseğine temas ediyor ve arabayı yukarı kaldırmaya çalışıyor. Fakat diğer 3 tekerlek de aşağı basmaya çalışıyor. Çünkü hız tümseğinin üzerine çıkamıyor. Dolayısıyla arabanın gövdesinde, şasisinde gerilmeler ortaya çıkıyor. Nasıl yani? Eminim aramızdan bazıları şunu söylüyordur. E otomobillerde süspansiyon var. Süspansiyon yoldan gelen etkileri sönümlüyor. Fakat yoldan gelen etkileri sönümlerken içerisinde bulunan amortisör ve yaylarla gövde kuvvetleri iletiyor. Dolayısıyla bizler tam o kasisin üzerinde çapraz bir şekilde dururken, yani ön tekerlek havada, arka tekerlekler yerde dururken gövde ön tekerlerin havaya kalkması ve arka tekerlerin aşağı basmasıyla mücadele ediyor. Dolayısıyla bükülmeye çalışıyor. Gövdenin şasinin bükülmesini engelleyen etmenler ise gövdenin yapıldığı metalin sertliği ve gövdeyi bağlantı elemanı olarak birbirine bağlayan kaynaklar. Fakat tam olarak işte burada malzeme yorulması dediğimiz kavram devreye giriyor. Sizler eğer sürekli kasislerden, hız tümseklerinden çapraz bir şekilde geçerseniz Gövdenin bükülme etkisiyle gövdenin yapıldığı malzeme ve bunun haricinde kaynaklı bağlantılar yorulacaktır. Dolayısıyla bunlarda zamanla sorunlar oluşabilir. Eğer şanslıysanız ve bunlarda sorunlar oluşmadıysa gövdenin bağlantılı olduğu dış ve iç trim parçalarında zamanla sesler duymanız muhakkak olacaktır. Yani hız tümseklerinden çapraz bir şekilde geçmememiz gerektiğinin ilk kanıtı budur. İkinci kanıtına gelecek olursak değerli arkadaşlar günümüzde bazı otomobillerde viraj denge çubuğu dediğimiz elemanlar kullanılıyor. Viraj denge çubuklarını bir videoda işleriz ama kısaca özetleyecek olursam denge çubuğu dediğimiz kavram iki ucundan süspansiyon sistemine ayrı ayrı bağlanıyor. Ve süspansiyon sistemi elemanlarının engelleyemediği limit dışı zorlanmalarda kendi içerisinde bükülmeye karşı zorlanarak bu kuvvetleri engellemeye çalışıyor. Dolayısıyla bizler kasislerden çapraz bir şekilde geçtiğimizde aracımızda bulunan viraj denge çubuğu ekstra olarak bükülüyor. Dolayısıyla malzeme yorulması dediğimiz kavramla bunun kullanım ömrü azalabilir. Bundan daha da önemlisi viraj denge çubuğunu gövdeye bağlayan kauçuk burçlarda zamanla hasarlar meydana gelebilir. Bir diğer kullanıcı da hız tümseğini fark ettiğinde hızını hiç kesmeyen ya da daha da kötüsü daha fazla gaza basan kullanıcılar Evet belki kasis küçükse aracın içerisinde bulunanlar çok fazla sarsıntı yaşamaz. Fakat süspansiyonların durumu gerçekten çok kötü olur. Süspansiyonlar bu ani geçişte çok fazla gerilmeye maruz kalır. Özellikle bir süspansiyon elemanı olan amortisörlerde çok inanılmaz boyutta gerilmeler oluşacaktır. Amortisörün çalışma mantığına ileride bakarız fakat içerisinde basınç oluşturan yağlar ve sürtünme oluşturan elemanlar bulunur. Ve bu elemanlar hız tümseyinden ani geçişte görevini hızlı bir şekilde yapmak zorundadır. Dolayısıyla amortisörün içerisinde çok fazla ani basınç dalgalanmaları oluşacaktır. Bu da amortisörlerin patlama ihtimalini doğuracaktır. Patlama olmasa da mühendislikte hızlanmış kötüye gidiş dediğimiz kavram var. Süspansiyon elemanlarını doğru bir şekilde kullandığımızda örnek verecek olursam 10 yıllık bir ömrü varsa sizler bu şekilde çok fazla zorlarsanız yani ani şekilde dalgalanmalı kuvvetler o elemanlara yüklerseniz belki de ömrü hızlı bir şekilde azalacak ve 5 yıla düşecektir. Dolayısıyla hız tümseklerinden hızlı bir şekilde gitmekte, geçmekte daha doğrusu işimize yaramıyor. Peki ne yapacağız? Bir diğer kullanıcımızsa hız tümseğini fark ettiğinde yavaşlayan İlk önce ön tekerlekleri hız tümseyinden geçiren, daha sonrasında arka tekerlekleri geçiren kullanıcılar. Bunlar otomobil sağlığı için en avantajlı konumda. Çünkü ilk önce ön tekerlekler hız tümseyinden geçerken araçta bir bükülme olmuyor. Çapraz geçişte olduğu gibi. Dolayısıyla buradan bir avantaj sağlıyorlar. Bunun haricinde aracın süspansiyon elemanlarının özellikle amortisörlerin görevini yerine getirmesi için çok fazla zamanı var yaylar sıkışabilir. Daha sonrasında amortisör sisteminin içerisinde bulunan yağların basıncı artabilir vesaire vesaire. Amortisörün çalışma mekanizması gereğince. Yani hızlı geçişte olduğu gibi bir sıkıştırılmış zamanda görevini yerine getirmek zorunda değiller. Dolayısıyla burada da bir adımda öne çıkmış oluyorlar. Yani buradaki yarışın galibi hız tümseyini yavaş bir şekilde geçenler olacaktır. Bir makine mühendisi olan benim hız tümseklerini nasıl açtığımı tahmin etmek zor olmasa gerek. Özellikle günlük hayatımda hız tümseklerini uçarcasına aşanları gördüğümde ve hız tümseklerinde dans edenleri, çapraz geçenleri gördüğümde gerçekten ilkiliyorum. Çünkü araçlarına verdiği zararları mekanizma açısından da gözlemleyebiliyorum. Değerli arkadaşlar tabi aramızda şunu söyleyenler vardır. Ya ne vardı ki bunda sorunun cevabı zaten ilk başında belliydi. Fakat benim içimdekileri sizlere aktarmam gerekiyordu. Değerli arkadaşlar bundan sonraki süreçte hız tümsekleri gördüğünüzde nasıl onları aşacağınız tabii ki de yine size kalmış. Fakat bu video aklınıza gelsin en azından artık hız tümseklerinin araçlarımıza verdiği farklı geçiş manevralarıyla verdiği zararları biliyoruz. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın üretmeyi ve düşünmeyi asla ihmal etmeyin bu arada kanala abone olun